Emek Forum'dan herkese iyi akşamlar. Bu akşam Emek Forum'da çok önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Selma Gürkan bu akşam konuğumuz. Kendisiyle hem 1 Mayıs konuşacağız hem de 1 Mayıs'ın projeksiyonunda seçimleri ele alacağız. İşçi sınıfı seçimlere ve 1 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor? Nasıl bir perspektifle, programla bu iki önemli olayı karşılıyor? Bunları konuşacağız kendisiyle. Tabii konuğumuzla sohbete geçmeden önce emek gündeminde neler olmuş ona bir bakalım. Sonra tekrar buradayız. ...301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamına ilişkin dava Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıkların ifadelerini mahkemede vermeleri yönündeki kararın ardından sanıklar mahkemeye getirildi. Aileler kaybettikleri yakınlarının isimleriyle birlikte adalet taleplerini haykırdı. Adaletin sağlanmasını isteyen aileler, bakanlar Taner Yıldız ve Faruk Çelik yargılanmadan bu dava bitmez diyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde yaşanan işçi ölümlerine dikkat çekerek, Bakan Yıldız'ın görev süresince en az 797 maden işçisinin hayatını kaybettiğini belirtti. İSİK, Taner Yıldız'a istifa etmesi bile yetmez, yargılanması gerekir dedi. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında su baskını sonrası 18 işçinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili, kusurlu oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan dava açıldı. Ankara'nın Kazan ilçesindeki Yılmaz Çelik Hasır Fabrikası'nda iflas gerekçesiyle maaş ve kıdem tazminatlarının ödenmemesine tepki gösteren işçiler direnişte. 1 Mayıs yaklaşırken Gebze'de Sendikalar Birliği dönem sözcüsü Petrol İş, İşçi ve Kamu Emekçisi Konfederasyonlarına bağlı 21 sendikaya çağrı yaptı. 1 Mayıs gündemiyle bir araya gelen sendikalar, 1 Mayıs'ı bu yıl Gebze'de kutlayacaklarını açıkladı. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüleri Sabah Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, 1 Mayıs'ta işçiler ve halklarla birlikte Taksim Meydanı'nda olacaklarını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak dönemi işsizlik oranlarını açıkladı. İşsiz sayısı Ocak ayında 1 puanlık artışla %11,3'e çıktı. Böylece işsizlik oranı son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Pertek Belediyesi'nden işten atılan işçilerin direnişi devam ediyor. İşçilerin işe geri dönme talebiyle verdiği mücadele sürüyor. Evet, tekrar beraber sevgili izleyiciler. Emek Forumu olarak son birkaç haftadır 2015 1 Mayıs'ını masaya yatırmış bulunuyoruz. Çeşitli yönleriyle hem işçilerle hem memurlarla 2015 1 Mayıs'ını konuştuk. Bugün ise yine 2015 1 Mayıs'ını konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz ise Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Selma Gürkan. Yalnız programımızın ilerleyen dakikalarında yine ülkemizin çeşitli kentlerinden muhabir arkadaşlarımız telefonla programımıza katılarak oralarda 1 Mayıs nasıl hazırlanıyor, 1 Mayıs'a işçiler, emekçiler, son durum ne? O konuda da bizleri bilgilendirecekler. Ben isterseniz hemen konuğumuza sohbete başlayayım. Sayın Gürkan hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun. Sizi aslında dediğim gibi 2015 1 Mayıs'ı ve bu perspektifte seçimleri konuşmak için çağırdık ama biraz önce VTR'mizde de izledik. Soma katliamının ardından Soma davası nihayet görülmeye başlandı ve siz de dün oradaydınız. Birebir davaya tanıklık ettiniz. İsterseniz oradan başlayalım bir. Dünkü gözlemleriniz neler? Öncelikle ben bunu sorayım size. Tabii davanın 11 ay sonra gerçekleşiyor olması, 11 ay sonra başlamış olması başlı başına bir problem. Evet. Sonuçta hemen Soma katliamının arkasından peş peşe Şırnak'ta maden işçilerinin ölümüne tanıklık ettik. İş cinayetleri hiç ara vermeden o günden bugüne sürüyor ve bütün davalar açısından, iş cinayetleri davaları açısından da bir sürünceme, bir oluruna bırakma, üstüne gitmeme, bunun hesabını sormama tutumu Soma davasında da söz konusu. Kapsamlı bir iddianame hazırlanmış görünüyor. Tek tek ancak şunu görüyoruz ki iddianamede örneğin Çalışma Bakanlığı yer almıyor, Enerji Bakanlığı yer almıyor. Yine burada görevini yapması gereken sendikanın görev ve sorumluluğu yer almıyor. Maden işten bahsediyorum. Evet. Dolayısıyla şirket yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'ın da kendisinin söylediği yanıyla kullandığı ifadeyle
Yani diyor ki ben finans ve pazarlamadan sorumluyum. Dolayısıyla işçi sağlığı, iş güvenliğinden hiç anlamam. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyor. Bu işin asıl sorumlusu işte ben diyor yönetici kademelerine bu görevi verdim zaten. Tedbirleri aldık. Yani herhangi bir şey olmuşsa da bu kademelerin suçudur demeye getiriyor. Yani bu kademeler dediği de muhtemelen ara kademelerdir, işçilerdir. Yani orada tutuksuz yargılanan sanıkların, maden mühendislerinin işte durumunu gördük, işçilerin durumunu gördük. Türkiye'de yaşanılan iş cinayetlerinde ortaya çıkan bir gerçeklik var. Aslında patronlar işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamaktan sorumlu addetmiyorlar kendilerini. Sadece birkaç işçiyi görevlendiriyorlar. İşte şu işe sen bakacaksın, bu işe sen bakacaksın, şunu sen kontrol edeceksin. Torunlar İnşaat Şirketi'nde nitekim asansör kazasında görmüştük. Ve fatura oradaki bir işçiye kesilmeye çalışılıyor şimdi. Burada neymiş? Öyle bir şey mi söz konusu Soma'da? Burada da muhtemelen birkaç böyle alt kademe yöneticiye mi kesilmek isteniyor? Muhtemelen öyle olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu çünkü şimdiye kadar görülen davaların sonuçlarından dolayı bunu gözlemlemeye çalışıyoruz. Sonuçta şöyle bir şey. Hani bir tarafta sermaye var, bir tarafta siyaset var, bir tarafta bürokrasi var. Bir tarafta o dönem için Soma katliamının yaşandığında sendika var. Ve bu dörtlü sistem içerisinde yargılanan şimdilik sadece patronlar. Patronda zaten patronun en genç temsilcisi diyor ki benim bir sorumluluğum yok. Ben patronum, yönetim kurulu başkanıyım. Ben sadece finans ve pazarlama işlerini bilirim. Diğerlerini de görevlendirdim. Bir eksiklik varsa onların vazifesidir yani diyor. Yani Soma'nın gerçekten hesabı sorulacaksa diğer o üç ayağında yani siyaset ayağının, sendika ayağının ve bürokrasi ayağının da evet. Davaya dahil edilmesi lazım. Evet, ama bunlar söz konusu davada yok. Yani iddianamede zaten hiç şeye rastlanılmadı. Yani Enerji Bakanlığı'na dair, Çalışma Bakanlığı'na dair örneğin bu madenler ne kadar sürede denetleniyor? Bu müfettişlerle raporlar düzenlemişler. Diyelim ki eğer eksikliklere dair teftiş raporlarında söz edilmişse, eksikliklere vurgu yapılmışsa bunlara dair ne tür tedbirler alınmış? Ya da yapılmamışsa, burada müfettişin sorgulanması gerekiyor kuşkusuz. Yapılmamışsa birdenbire patlak veren bu sistem nasıl oluyor da güven şeyinden geçiyor, raporundan geçiyor. Hı hı. Bütün bunların ince ince sorgulanması gerekir. Kaldı ki yani 21. yüzyıldayız biz. Bu tür kazaların artık katliama dönüşen, kaza da değil, katliamdır bunun adı. Evet. Katliam diyebileceğimiz oluşumların gelişi bellidir. Yani bunun nem oranı artar, ısı oranı artar, kimyasalları bunlar değişir. Tespit edilebilir. Tespit edilebilir şeyler teknik şey. 21. yüzyıldayız ya. Onu bırakın. Sadece bu işlerde çalışan işçiye bile sormuş olsanız nitekim hani Soma katliamından sonra hemen gittiğimizde 10 gündür işçiler diyorlar ki günde bilmem kaç kere giysi değiştiriyorduk ve biz burada sıcaklık var. Bu maden yanıyor diyorduk, ocak yanıyor diyorduk ama bir şey olmaz, bir şey olmaz diye. Hatta hadi üretimdeki ifadeleri vardır Soma işçilerini kullandığı o dönemde. Hı hı. Çok şikayet ettikleri, yani üretimin hangi koşullar altında yapıldığı meselesi. Yani bu açıdan da Soma katliamının hesabının sorulması aslında iş cinayetlerinin önlenebilmesi için bir adım olacaktır. Ve bunun hesabının sorulması için de üstüne gidilmesi gerekiyor. Ama görünürde öyle bir ışık yok. Evet. Diğer cenahtan böyle bir ışık yok. Yani sistemin işleyen mekanizması açısından böyle bir ışık yok. Peki bu böyle mi kalacak? Yani o davaya başka türlü bir müdahale size gerekli değil mi? O karanlığa itilmeye çalışan davaya ışık tutacak tek bir güç var. O da işçilerin, emekçilerin bu davaya sahip çıkması, bu davanın arkasını takip etmesi. Çünkü bizim ülkemizde hani şöyle bir gerçeklik var. Kadın cinayetlerinde de mağdur tarafın etrafında yer alan toplumsal kesimle mücadele etmediği sürece yol alınamıyor. Polis ve asker cinayetlerinde yani güvenlik güçlerince işlenen cinayetlerde aynı demokrasi mücadelesini veren kesim takip etmediği zaman, bunun takipçisi olmadığı zaman bunların açığa çıkamıyor. Aynı şey iş cinayetler için de geçerli. Baskı olmadığı sürece yani adaletin işlemesi çok mümkün olmuyor ülkemizde. Peki dün siz oradaydınız. Bu ışığı görebildiniz mi? Ne bileyim sendikalar, sendika başkanları da oradaydı. İşçi sınıfının, emekçilerin, Soma halkının bu davaya sahiplenmesi ne düzeydeydi? Ben hani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kamuoyu vicdanında sahiplenilmiştir. Zaten 301 madencinin şahsında aslında iş cinayetlerinde yitirdiğimiz bütün işçi kardeşlerimizin acısı bütün kamuoyu vicdanında yer etmiştir. Ve davaların ben kamuoyunca sahipleneceğini ve takip edileceğini düşünüyorum. Ancak bu davadan takip şu demek değildir.
Ya, tabii ki şu önemlidir. Bir kitlesel takip önemlidir. Davanın bulunduğu yere gidilmesi, takip edilmesi. Nitekim KESK Başkanı, DİSK Başkanı, TMOB Başkanı oradaydılar. Ve çeşitli kurumların, siyasi partilerin genel başkanları, üst düzey yöneticilerinin bir kısmı oradaydı. CHP'li, HDP'li milletvekilleri oradaydı. Bu tür sembolik ve görünür takipler önemlidir. Ama asıl olan ben beklerdim ki, yani sendikaların şu tutumu almış olmalarını beklerdim. Soma'nın davasının ilk görüleceği gün bütün iş yerlerinde bu davanın gündem yapıldığı, mücadele konusu yapıldığı, bu katliam niye yaşanmıştır, bir daha yaşanmaması için neler olması gerekir, bunların gündem yapılarak bütün iş yerlerinde Soma davasının konuşulduğu, gerekirse iş yavaşlatmaların, iş bırakmaların yapıldığı, davanın adaletin, bu davada adaletin sağlanabilmesi için, yani sınıfı mücadeleye dahil edebilecek işlerin yapılması gerekirdi. Ancak biz evet, basında Soma davası gündeme girmiştir, kamuoyu nezdinde gündeme girmiştir ama işçi sınıfının mücadele gündemine girdi mi dersek henüz bunun girdiğini söyleyemeyiz. Bu sadece, girmediği sürece de bu davanın herhalde sonuçlanmasını ya da gerçek anlamda sorundan açığa çıkartılması gibi bir olasılık da görünmüyor. Tabii geçmişe bir mercek, geçmişe doğru bir gittiğimizde Davutpaşa patlaması, Austin patlaması, bütün bunların davası sürüyor. Yine Esenyurt. Ve sadece aileler aslında ilgileniyor. Evet, Esenyurt faciası. Yine bu Torunlar İnşaat'taki asansör katliamı gibi. Yani bütün bunları sayılarını artırabiliriz. Bugüne kadar sonuç alınabilmiş değil. Hani bu sadece şunu değil. 301 madencinin Soma katliamının davasını takip etmek 301 işçinin hesabının sorulması değildir. Bir yanı 301 işçinin hesabının sorulmasıdır ama bir diğer asıl önemli yanı iş cinayetlerinin durdurulması, işçi sağlığı, iş güvenliğinin sağlanması için bir mücadelenin bir parçası haline getirilmesidir. Bugün açısından Soma davasının bu şekilde sendikalarca ele alınıp bu şekilde mücadelenin örgütlendiğine tanıklık edemiyoruz. Eleştirilerimiz biraz o yöndedir. Belki de bugün özellikle basına yansıyan bu Soma madencilik patronunun mahkeme salonundaki tabiri caizse pişkin tavırlarının belki de arkasında da bu neden yatıyor. Yani kendisinin yargılanmayacağına olan veya ağır bir cezayla karşılaşmayacağına olan inanç, sendikaların işçi sınıfının bu meseleye bu kadar ileriden sahip çıkmamasından kaynaklı bir özgüven herhalde kaynaklı ki bu kadar rahat davranabiliyor. Nasıl özgüven olmasın? Şimdi ben hani yani birkaç örnek biz, vermek en çok istiyorum. Biz mağdur olduk aslında burada diyebiliyor mesela. Yani o pişkinlik sadece davadaki tutumuyla değil, davadaki sırıtışıyla değil. O pişkinlik aynı zamanda ekonomik kayıplarının olduğunu ve bu kayıpların karşılanması gerektiğini ifade eden demeçleri çıkmıştı biliyorsunuz. Evet. O pişkinlik oradan başlıyor. Bu pişkinlikte cesaret aldığı yer neresidir? Yine Soma katliamında biz bir şeye tanık olmuştuk. Orada Uyar Madencilik diye bir şirket faaliyet yürütmüştü. İflas ettim diyerek kapatmıştı ocaklarını. Bir sürü işçi o madende sakat kalan, iş göremez hale gelen işçiler, ya bırakın tazminatlarını, çalışıp üretime katkı sundukları aylıklarını alamamışlardı ve işçiler takip ediyorlar şimdi. Kazanmışlar, tazminatlarına hak kazanmışlar, alacaklarına hak kazanmışlar. Mahkeme karar veriyor, diyor ki evet bunun bir 3 ay, 5 ay, 7 ay her neyse alacağı var. İhbar tazminatını alması lazım, kıdem tazminatını alması lazım. İyi de tahsil edecek adam diyor ki ben iflas ettim gittim. Aynı Uyar madenciliği nerede buluyoruz biz? Ermenek'te buluyoruz. Son Ermenek'teki katliamdan. Evet. Buna benzer o kadar çok örnek var ki şimdi dolayısıyla Can Gürkan'ın bu cesaret alabileceği o kadar çok şey, yasalardan cesaret alıyor, siyasetten cesaret alıyor. Şimdi düne kadar adam Enerji Bakanı'yla yemiş içmiş katliamın olduğunda biz ilk gittiğimizde bilgi alabilmek için Enerji Bakanı Tamer Yıldız oradaydı. Görüştüğümüzde şunu söylemişti, ya ben burada iftar açtım. Çok iyi bir madendi, örnek bir madendi. Böyle bir şey hiç beklemiyorduk. Örnek maden olmasını belirleyen nedir? İyi bir maden olmasını belirleyen nedir? İşverenle siyasetçinin kurduğu ilişki midir? Yoksa oradaki işçilerin çalışma koşulları mıdır? İşte tutuksuz sanık olarak yargılanan işçiler ücretlerini beyan ettiler. İşletme müdürü 37 bin lira alıyorum dedi, Ramazan Doğru. İşçiler 1400 lira. Ya 1400 lira. Adam yerin altına giriyor ve hayatı pahasına 1400 lira ne demektir şu devirde? Yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında bir ücrettir bu. Yarısında bir ücrettir.
Ve şimdi o zaman peki bu madenin örnek bir maden olmasını belirleyen şey nedir? İşçilerin ücretleri değil, çalışma koşulları değil, yaşam koşulları değil, işçi sağlığı, iş güvenliği tedbirleri değil. O zaman nedir? O zaman demek ki siyasetçiyle sermayenin, bürokrasinin kurduğu ilişkilerdir onları örnek şey yapan, evet, işletme yapan. Ve işte tam da burada Can Gürkan buradan cesaret alıyor. Anladım. Beslendiği yerden cesaret alıyor ve beslediği yerden cesaret alıyor. Evet. İsterseniz yavaş yavaş 1 Mayıs tartışmalarına geçelim. Yani Soma tartışmalarına şöyle belki özetleyebiliriz. İşçi sınıfı, emekçiler Soma davasına sahip çıkmadığı sürece oradan işçilerin lehine bir adaletin çıkması, o 301 işçinin ve bundan sonraki olabilecek olası iş cinayetlerinin öne geçmesinin mümkün olmayacağını dile getirdiniz. Yani orada hani adaletin sağlanması için hani birkaç koşul gerekiyor. Bunlardan birisi dediğimiz gibi bu işin kamu sorumlularının konu edilmemesi davaya bir problem. Hemen çok hızlı Enerji Bakanı ve Çalışma Bakanlığı'nın bu davaya dahil edilmesi gerekiyor. Ve sendikanın buradaki sorumluluğu ve sorumsuzluğu, daha doğrusu tartışmaya, kamuoyunda tartışma. Belki dava konusu edilemeyebilir doğrudan yasal sorumluluğu olmadığı için. Ama bir sınıfın örgütü olma açısından, sınıf ahlakı açısından o sendikanın oradaki tutumunun da mahkum edilmesi gerekiyor. Evet. İsterseniz dediğim gibi 1 Mayıs konuşmamıza, sohbetimize de başlayalım. Tabii 1 Mayıs son yıllarda özellikle bir 5-6 yıldır İstanbul merkezli olmak üzere bir Taksim tartışması her 1 Mayıs'ta önümüze geliyor. Bu 1 Mayıs'ta yine aslında bir ay öncesinden neredeyse başlayan bir tartışma söz konusu. Valinin daha ortada hiçbir şey yokken 1 Mayıs'ı biz Taksim'de kutlatmayacağız gibi bir açıklaması oldu. Buna mukabil diskin ve keskin 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacaklarına dair bir açıklamaları oldu. Ve Türkiye'nin diğer illerinden farklı olarak İstanbul yine alan tartışmaya devam etti. İsterseniz buradan başlayalım. Çünkü Emek Partisi'nin daha önceki 1 Mayıs tartışmalarında da diğer birçok siyasi partiden ve bazı sendikalardan farklı hareket ettiğini de kamuoyu biliyor. Bu yılki 1 Mayıs'taki bu Taksim tartışmalarına sizin partinizin bakışı nedir? Oradan başlayalım isterseniz. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yılda bir defa hem kutlama dediğimiz ama aslında kutlama değil, işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı sorunların yeniden gündem yapıldığı ve bu karşı karşıya kaldığı sorunlar için mücadeleyi güncelleştirdiği, tazelediği önemli bir dayanışma, birlik ve mücadele günü 1 Mayıs. Evet. Dolayısıyla hani bir törensel etkinliklere hapsedilemeyecek kadar önemlidir. Şimdi Soma'dan başladık, konuşuyoruz. Bugün işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı en temel problemlerden birisi işçi sağlığı ve iş güvenliği. Bu nedenle iş cinayetlerinin son bulması ve işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için 1 Mayıs'ın bütün her yerde gündem edilmesi, 1 Mayıs için sınıfın kendi çıkarları için ve kendi talepleri için sokağa çıkması, mücadele etmesi, sokağa çıkamıyorsa bunu fabrikalarında gündem yapması çok önemli. Bu açıdan da sınıfın harekete geçirilebildiği bir gün olarak değerlendirilirse 1 Mayıs özel bir anlamı var. Tabii ki şu mümkündür, olabilir. Hani merkezi yerlerde 1 Mayıs görsel, o işçi sınıfının kendi gücünü gösterdiği, kendi hani yılda bir defa kutladığı bir günün bayram havasına dönüştürülmesi, bütün bunlar önemlidir. Ancak sadece bir alana hapsedilen bir 1 Mayıs tartışmasının bugün işçi sınıfının sorunlarına çare olacağı, işçi sınıfının sorunlarının çözümü için mücadeleye katkı sunacağını çok söyleyemeyiz. Ama orada şöyle bir, sonuçta 1 Mayıs'ı Taksim'i kutlamak isteyenlerin dile getirdiği temel görüşlerden birisi orada 77 yılındaki katliamda 37 tane işçinin kanının olması ve 1 Mayıs'ın Taksim'e bir yerde bu olaydan da dolayı özdeşleşmesi. Yine İşçilerin işte yılda bir sefer kutlayacağı bir günde bile kendi istedikleri bir meydanda kutlama yapamamaları. Ya da işçilerin daha önce kazanmış oldukları, yine 2011'de, 2012'de kutlama yaptıkları bir meydandan bugün vazgeçmelerinin, özellikle AKP hükümetinin bu saldırgan politikalar karşısında kazanılmış bir mevzinin geriye atılması gibi birkaç tane bu tarz argümanlar var. Bunlar konusunda ne söyleyeceksiniz? Tamam, yanlış değildir ki bu argümanlar. Yani sonuçta işçi sınıfı 1 Mayıs 77'de Taksim'e çıkmıştır ama yüz binlerce işçi o zaman Taksim'e çıkmıştı. Ve hani bulundukları yerlerden çıkıp fabrikalardan alan ben önemsizdir demiyorum. Yine Gezi'de mesela Türkiye işçi sınıfı açısından çok önemli bir rol üstlendi Taksim Meydanı. Tabii tarihsel bir önemi vardır. Bu tarihsel önem nedeniyledir ki
Hani Taksim'e bir vurgu anlaşılabilir bir şey ama bugün de işçi sınıfının bütününün karşı karşıya kaldığı sorunları düşündüğümüzde 2015 1 Mayıs için yapılacak tek şey vardır. İstanbul için. Ya gerçekten Taksim ısrarını bir kenara bırakıp bütün her yerde 1 Mayıs'ı kutlayacağı bir şekilde bütün işçi sınıfına mal, İstanbul işçilerine mal edeceği, emekçilerine mal edeceği bir 1 Mayıs örgütlemek. İki, Taksim ısrarını sürdürmek ama aynı şekilde Taksim üzerindeki kurulan ablukayı yine fabrikalardan, alanlardan, mahallelerden getirdiği işçilerle bu ablukayı dağıtmak, parçalamak ve Taksim'i asıl sahiplerine açmak. Bunu yapabiliyorsak şayet amenna, bu abluka yani dağıtılabilir. Taksim'de kutlamayalım demiyorsunuz ama Taksim'de kutlamanın yollarını açalım. Madem öyle bütün fabrikalarda, evet, işte, semtlerde, evet, buluşuyor. Oradan mı yürüyelim diyorsunuz, evet, Taksim'e? Evet, yapılabiliyorsa. Siz düşünün ki İstanbul'un kilit noktası. Gezi günlerindeki gibi. Evet, İstanbul'un 3-5 tane kilit noktası vardır, hı hı, Taksim'e gidiş yollarında. Siz bunları o kilit noktalara tuttuğunuz sürece oralardaki trafiği durdurup oralarda gösteriye dönüştürdüğünüz sürece ve taleplerinizi oralarda ifade ettiğiniz sürece bu Türkiye'nin gündemini belirleyecektir. Türkiye'nin gündemine düşecektir ve onlar ne kadar Taksim'in etrafında, yani 300-500 metrekarelik, 1000 metrekarelik alanda ne kadar tedbir alırlarsa alsınlar, o ablukayı dağıtmış olacaksınız. Siz Taksim'e, evet, otomatikman fiilen girmiş sayılacaksınız siz. Bunu yapmadığınız zaman ne oluyor? Şunu söyleyeyim ben. En kahramanlarımız, tırnak içinde söylüyorum bunu, en cesurlarımız Taksim'de polisle sadece karşı karşıya geliyor. Bu karşı karşıya gelişte yıllık gazımızı yiyoruz, gaz bombamızı yiyoruz, biber gazımızı yiyoruz, cobumuzu yiyoruz, gözaltılarımızı yaşıyoruz ve dağılıyoruz. Bu nedenle hani bu görüntüyü değiştirmek gerekiyor. Sonuçta Taksim Meydanı'na da taşıyabileceğimiz işçi sayısı sınırlı. Sınırlı sayıdadır. Dolayısıyla bunların bir kısmı resmi tatil yapıldı ama kaç tane fabrika resmi tatil olarak kullanabiliyor? 1 Mayıs'ı işçi sınıfının... İşçi gelemiyor, bu yüzden de gelemiyor, evet, yani. Evet, hem diyelim ki bu çatışma endişesiyle gelemiyor ama asıl olarak da zaten yasal olarak yasal izindir. Ama bunu kullanamıyor ki fiiliyette. Evet, özel sektör özellikle. Tabii ki, tabii ki. Ve bunun için de her fabrikayı, her sanayi havzasını, işçi ve emekçilerin yaşadığı her mahalleyi bir 1 Mayıs alanına çevirmek gerekiyor. Yani işçi sınıfı o gün kendine ait sorunları konuştu ve kendi sınıfıyla birliğini sağladı. Yani sonuçta işçi sınıfının içerisinde çeşitli kimlikten, çeşitli farklı inançlardan, hı hı, farklı cinsiyetlerden işçi sınıfının unsurları var ve bunların kendi arasındaki işte kadın erkek ayrımını, Kürt, Türk, Arap, Çerkez ayrımını, Alevi, Sünni, Şafii, Hanefi ayrımını sınıf içerisinde flulaştıracağı, görünmez kılacağı tek yer vardır. Ortak talepleri, ortak dertleri, ortak sorunları ve bu ortak talepler için mücadele alanları. Bu mücadele alanlarını biz ne kadar güçlendirirsek sınıfın kendi talepleri için mücadelesini güçlendirme ve bu mücadele etrafında birliğini sağlamış olabiliriz. İşte 1 Mayıs'ta tam da bu sınıfın birliğini sağlama, mücadelesini güçlendirme, dayanışmasını güçlendirme için önemli bir gün ve bu açıdan da Türkiye'nin dört bir tarafında 1 Mayıs'ın kutlanmasını biz önemsiyoruz. İstanbul'da da dediğimiz gibi Taksim tartışmalarının, Taksim Meydanı'nın tarihsel bir önemi vardır. Elbette ki bu öneme vurgu yapılmalıdır ama Taksim ablukasını da... O zaman ona uygun çalışma yürütülsün. Evet, Taksim ablukasının dağıtılması için başka bir çalışma yürüteceksiniz. Çünkü açıkça burada konuşmak gerekiyorsa şöyle bir durumda oluyor. Mesela bazı sendikalar, sendika yöneticilerini bir kendi binalarına çağırıyorlar. Sabah oradan çıkamıyorlar neredeyse. Bunun üzerine işte kitleler geliyor darmadağınık. Ya bir toplu bir görüntü bile verilemiyor. Bu gerçekten tabii ki. Kendi açımdan mesela tarihte biz şunlara da tanık olduk ki. Yani düşünün ki İstanbul merkezli 1 Mayıs. Ben ağırlıklı olarak Ankara'da kaldım. Mücadelenin bütün aşamalarına hemen hemen Ankara'da katıldım. Emek alanında çalışırken de oradaydım. Bir dönem mesela bütün herkesi, bütün illeri İstanbul'a taşımayı tartışılıyordu. Evet, merkezi 1 Mayıs'lar. Biz o dönemde ya bütün sanayi havzalarında, bütün illerde, bütün ilçelerde 1 Mayıs'ın kutlanması için özel çaba sarf ediyorduk. Bugün açısından da bunun daha tarihsel bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Evet, isterseniz
İstanbul'dan da biraz çıkalım. Tabii İstanbul Türkiye'nin merkezi, işçi sınıfında merkezi ama bunun dışında da birçok ilde 1 Mayıs çalışmaları yapılıyor. Siz de Türkiye'nin tamamında örgütlü bir partisiniz. Siz 2015 1 Mayıs'ında, gerçi biraz önce birkaç şey söylediniz ama işçi sınıfın temel talepleri neler olmalı? Öne çıkartması gereken, sermaye sınıfıyla karşı karşıya geldi bugün de, öne çıkartması gereken talepler neler olmalı? Yani bunu birkaç başlıkta formüle edebilirsek, en acil sorunlarından birisi bugün iş cinayetleridir. İşçi sınıfının karşı karşıya kaldığı sorunlardan. İş cinayetlerinin durdurulması için, iş cinayetlerine karşı işçi sağlığı ve iş güvenliği için mücadele. Evet. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için bütün işçiler 1 Mayıs alanlarına, sloganlarımızdan ya da şeylerimizden, çağrılarımızdan birisi bu. Şunu biliyoruz ki çalışma süreleri arttı ve işçilerin ücretleri yoksulluk ve açlık sınırının çok altında. Yani asgari ücret 800 küsür lira, 900 liraya yakın ve asgari ücret ödeniyor. Hatta bazı yerlerde asgari ücreti yasal olarak ödüyor elden. Muhasebeye diyor ki 200 lira diyor vereceklisin diyor, borçlusun diyor ya da 300 lira her neyse. Ödediği asgari ücretin 200'ünü 300'ünü muhasebede elden geri işçiden tahsil yani eden arsızlar var. Yani asgari ücretin altında çalıştı. Tabii. Fiilen hani zorunlu olduğu için bankaya asgari ücret yatırıyor. İşçi gidiyor bankadan çekiyor maaşını. Ve hakikaten hani aklın mantığın almakta zorlanıyor insan ama. Ya da yaşamayanın çok inanamayacağı şeyler, evet, değil mi? Evet, o işçi örgütsüz olduğu için, ne yapacağını bilemediği için, patronun karşısında kendini zayıf hissettiği için garibim gidiyor maaşını çektikten sonra işinin devam edebilmesi için, çoluğuna çocuğuna bir lokma ekmek götürebilmesi için 200 lirayı 300 lirayı götürüp geri muhasebeye ödüyor. Bu açıdan insanca yaşanabilecek ücret için herkes, bütün işçiler ve emekçiler 1 Mayıs alanlarına çağrılarımızdan bir başkası. Yine taşeron çalışmanın bugün işçi sınıfının önemli sorunlarından birisini olduğunu söyleyebiliriz. Taşeron çalışmaya, esnek çalışmaya karşı bütün işçiler ve emekçiler 1 Mayıs alanlarına çağrılarımızdan bir başkası. Yine şunu biliyoruz ki özellikle istihdam politikalarında kadın emeğinin özel bir sömürü alanı olarak değerlendirilmesi söz konusu. AKP hükümeti de hem halkın içinde yaşadığı yoksulluğu istismar ederek, hem kadın istihdamının artırılması talebini istismar ederek ucuz emek gücü olarak kadınların emeğini değerlendiriyor ve her türlü kötü koşullarda çalışmaya mahkum ederek kadın emeğini bir ucuz iş gücü olarak değerlendiriyor. Bu açıdan da kadınların hem iş yaşamındaki eşitsizliklere karşı hem eşit işe eşit ücret talebiyle kadın işçilere yönelik özel bir seslenişimiz söz konusu. Evet. Yani bunlar böyle bir 4-5 başlıkta formüle edebiliriz. Bir diğer şey de örgütlenme meselesi. Şunu biliyoruz ki bugün grev hakkının kullanılması, toplu sözleşme hakkının kullanılabilmesi, AKP hükümetinin yasaklamadığı ya da kırmadığı hemen hemen hiçbir grev olmamıştır. Şu 12 yıllık iktidarları boyunca yasal olarak fiilen anayasada grev yapılamaz durumda. Tabii yasada ve anayasada bunların hakları var ama fiilen bunu yapamaz durumda. Hükümet işte en son metal grevini biliyorsunuz fiilen yasaklamış oldu şimdi. Mahkeme kararıyla da yasaklanmış oldu. Bu açıdan da şimdi anayasada da birden fazla sendikaya üye olunabilir dendi. Ama işçiler bırakın birden fazla sendikaya, bir sendikaya üye olduğunda burnundan fitil fitil geliyor. Evet. Bu açıdan da örgütlenme hakkı ve hak edişlerinin aslında yani rezil bir durum, işçiler hak edişlerini alamıyorlar. Yani çalışmış, demin uyar madencilikten örnek verdim. Şimdi Ankara Kazan'da işçiler kendilerini Yılmaz Hasar Çelik işçileri fabrikaya kapattılar ve orada makinelerin başında bekliyorlar. İşçiler çalışmışlar, etmişler, patrona kazandırmışlar. Patron da diyor ki ben iflas ettim. Halbuki iflasın şeyi de yok, görüntüsü de yok. Çünkü bir gün öncesine kadar, iki gün öncesine kadar sipariş alıyor üretimde fabrika. Ve oradan da işçilerin 3-5 aylık ücretleri, kıdem tazminatları, 10 yıllık, 15 yıllık işçinin kıdem tazminatı yakılıyor. Ve bu açıdan da işçilerin alacaklarının tahsili ve güvence altına alınması önemlidir. Bütün bunlar için. Bu sene için öne çıkacak 1 Mayıs taleplerinden bazıları dediniz. Evet, böyle 5-6 başlıkta formüle edebiliriz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz ama programın başında söylediğim gibi Türkiye'nin çeşitli illerinden muhabir arkadaşlarımızla telefon bağlantıları yapacağız ve oralarda 1 Mayıs hazırlıklar nasıl gidiyor? O bilgiyi alacağız. Hattımızda Tuncay Sağroğlu var. Arkadaşımız Çorlu'dan telefonla bağlandı bize. İyi akşamlar Tuncay. İyi akşamlar Bülent.
Bu sene Trakya'da 3 ayrı merkezde kutlanıyor 1 Mayıs. Bu bölünmenin nedeni nedir ya da bu bölünme hayırlı bir bölünme midir? Bize istersen biraz bundan bahset. Tabii aslında Trakya'da 1 Mayıs bu sene önceki senelere göre biraz daha önce başladı. Sendikalar daha erken gündemini alarak iyi bir hazırlık süreci geçirmeye çalışıyorlar. Evet. Bu da şunu gösteriyor ki Trakya'daki 1 Mayıs'ların kutlanması önceki yıllara göre daha kitlesel geçme olanı, hem propaganda istasyonunun erken başlaması, hem kararların önce başlaması ve iş yerlerinde tartışmaların daha erken başlaması böyle bir sonucu ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Evet. Yine olumlu özelliklerden bir tanesi her sene yaşanan İstanbul'a mı gideceğiz, merkezi bir kutlama olacak tartışmaların bu sene çok yaşamadığını görüyoruz. Hani birkaç sendikanın dışında işte merkezimizden bekliyoruz, karar bekliyoruz, ne olacak gibi tartışmalar bu sene çok yaşanmadı. Senin söylediğin soruya geçince de aslında bu bölümle daha iyi, olumlu bir bölümle, hayra yorulabilecek bir bölümle. Gerçi Trakya'da şimdiye kadar hiç merkezi bir 1 Mayıs mitingi kutlaması gerçekleşmedi. Daha çok işçiler kendi bölgelerinde kutlamaya çalıştılar ve her bölgede de işçilerin kendilerini ifade etme olanaklarını daha iyi yakaladıklarını görüyoruz. Bu sene de işte Edirne'de, Lüleburgaz'da ve Çorlu'da kutlanacak 1 Mayıs'lar ve daha geniş bir sendikal çevre bu tartışmaların içerisine giriyor. Evet. Hatta diyebiliriz ki Çerkezköy'de de kutlanma tartışmalarının başladığını duyuyoruz ama netleşen bir şey yoktur burada. Daha netleşen bir şey yok. Bu seneki en öne çıkan taleplerin başında insancı yaşanacak ücret talebi çok çıkıyor. Evet. Çünkü sendikalar daha çok sadece kendi üyelerine yönelik değil, örgütsüz işçilere yönelik taleplerin de formüle edilmesi noktasında bir fikir birliğine vardılar. En azından bu noktada tartışılıyor ve bu seneki örgütsüz fabrikalarda işte ocak zamlarıyla birlikte çok düşük zamlar yapıldı ve çok ciddi oranda tepkiler de ortaya çıktı buradan. Hatta sendikalaşma mücadelesi veren fabrikalar oldu ve bunun derlenip toparlanmasına yönelik de bir çalışmanın sürdüğünü görebiliyoruz. Evet. Belki merkezi düzeyde sadece DİSK Edirne'ye katılacağını düşündü Trakya düzeyinde. Evet. Onun dışında bulunan bütün sendikalar kendi bölgelerinde 1 Mayıs'ı örgütlemeye çalışıyor. Olur, çok teşekkür ediyoruz sana Tuncay. Hemen diğer arkadaşımıza bağlanalım. Erdem Geyik hattımızda, Tuzla'dan bildiriyor kendisi. Erdem, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Tuzla bir işçi merkezi, tersanelerin özellikle yoğun olarak bulunduğu bir işçi merkezi. Tuzla'da durum nedir? 1 Mayıs tartışmaları, 1 Mayıs hazırlıkları nasıl gidiyor? Evet, şimdi Tuzla'da da sendikaların Türk İş'in açıklaması, DİSK'in ve Hak İş'in açıklamalarından sonra burada da geniş bir tartışma sürüyor. Sendikaların bu tutumu bir kere ciddi anlamda eleştiriliyor işçiler tarafından. 2015 1 Mayıs'ı bu kadar saldırıların yoğun yaşandığı ve seçim sürecinin döneminde işçilerin birlikte kutlama isteği tartışmalarda, fabrika tartışmalarında, iş yeri tartışmalarında da öne çıkıyor. Burada da Deri İş Sendikası Türk İş'in kararına uymayarak yerelde bir örgütleme kararı aldı. Evet. Tuzla Deri Sanayi Bölgesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar yürüyerek bütün buradaki sendikaları, iş kollarını, işçilerini de buraya çağrı yaptı. Yanı sıra da Gebze'de de kutlanacak. Hemen Gebze Sanayi Bölgesi'yle de birleştirilerek Gebze'deki 1 Mayıs'a da ardından da katılma kararı alındı. Evet. Hem Tuz tersanelerinde hem Tuzla Deri Sanayi Organizasyonu'nda da işçilerin daha çok yerel örgütlenme, yerelde kutlama tartışması gündemde. Daha çok Taksim tartışmaları, Zonguldak'a gitme meselesinden çok işçilerin bu tartışmalarda kendi öz sorunlarını konuşamadıklarını ve buradan da sendikalara ciddi tepkiler olduğu ortaya çıkıyor. Tuzla Sanayi Komitesi de biraz yerel örgütlenme, yerelde kutlanma çalışması üzerinden taşeronlaştırmaya karşı iş güvenlik ve iş güvenlik yasası yanı sıra iş cinayetlerine karşı bu talepler etrafında 1 Mayıs'ın
örgütlenme çalışmaları sürüyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Erdem. Kolay gelsin size çalışmalarınıza. İyi akşamlar. Sayın Gürkan, tabii birkaç telefonumuz daha olacak ama bu telefonlara bakarsak gerek Trakya'daki gerek Tuzla'daki çok yaygın bir 1 Mayıs bekliyor bizi. Sizin gözlemleriniz neler bu konuda? Yani işçiler çok da aslında sendika merkezlerinin ya da Taksim tartışmalarının odağında değiller. Kendi gündemleri var, başka tartışmalar tabii yürütüyorlar. Çünkü bakın akşam işçi evden çıkınca bir defa iş yerinden can güvenliğini sağlayarak çıkıp çıkmayacağının endişesini yaşıyor ve bir defa bunun güvencesini istiyor. İki, işten atılıp atılmayacağının güvencesi yoktur ve bunun güvencesini istiyor işçi. Üç, akşam evine gittiğinde çoluğuyla çocuğuyla rahatlıkla oturacağı bir sofra istiyor. Başını sokacağı rahatlıkla bir ev istiyor ve yani barınma şeyini sağlanmasını istiyor ve bütün bu günlük sorunlar işçinin karşı karşıya kaldığı temel problemler. Dolayısıyla hani Taksim tartışması, Türk İş'in olduğu yere disk gelmezmiş, diskin olduğu yere Türk İş gelmezmiş, sor fabrikadaki bir işçiye, hepsi de bir der. İkisinin ayrımını fazlaca göremez onun için. Hı hı. Hatta sendikayı bir bütün olarak, bir asalak merkezi olarak da gören işçilerin çok yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan da hani sanayi havzalarında bizler de sonuçta yüz yüze geliyoruz işçilerle ve çok fazlasıyla bu sorunları dert ediyor kendisine ve bugün AKP'ye oy veren işçiler bile memnuniyetsizler. Hoşnutsuzlukları var. AKP'nin politikalarını sorguluyorlar. CHP'ye oy veren işçiler CHP'nin muhalefet etme tarzını sorguluyorlar. MHP'ye oy veren işçiler MHP'nin işçi davasını, işçi sorunlarını ne kadar sahiplenip sahiplenmediğini sorguluyorlar. Ve o sınıfın birliği meselesi, yani bir taraftan kendi içinde iç tartışmaları yürütürken işte Suriyeli işçiler meselesi var, göçmen işçiler meselesi var. Evet. Bir taraftan o sınıf refleksiyle hak verirken, savaştan kaçmış gelmiş o da bizim gibi kardeşlerimiz derken, bir taraftan da hem lokmasını küçülttüğünü hem işini paylaştığını düşünüyor ve bunlar işçinin günlük karşı karşıya kaldığı problemler ve bir çıkış aramaya çalışıyor. Ve 1 Mayıs bunun için önemli işçi sınıf açısından. Tabii ki, tabii ki. Ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi geçmişte 8 Mart'ı kutladık. 8 Mart için Türkiye'nin dört bir tarafında hemen hemen 81 ilin hemen hemen tamamında sokağa çıkıldı. Evet. 8 Mart'tan hemen sonra 21 Mart Nevroz Bayramı kutlandı ve Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda Karadeniz'inden İç Anadolu'suna, Trakya'dan bölge illerine, Kürt illerine kadar büyük bir alanda sokağa çıkıldı. Ve burada biz görüyoruz ki aslında hak ve özgürlük bekleyenler, derdine derman arayanlar, hükümetin politikalarından ya da günlük siyasetin sıkışmışlığından sıkılan işçiler ve emekçiler kendisine bir çıkış yolu arıyorlar. Ve bu açıdan da hem 8 Mart'a hem 21 Mart'a baktığımızda 1 Mayıs'ın daha kitlesel, daha coşkulu geçeceğini söyleyebiliriz. Çünkü bugün hani sınıf görüyorsunuz, karşı karşıya kaldığı sorunları gerçekten artık işçi sınıfı için tahammül edilebilir bir sınırda değil. Anladım. Evet, hemen yine bir arkadaşımız var hattımızda, ona dönelim. Hakkı Talip Bursa'dan. Yine Bursa çok önemli bir sanayi kenti ve işçi sınıfının milyonlarca işçinin yaşadığı bir kent. İyi akşamlar Hakkı. İyi akşamlar Bülent, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bursa'da talepler neler, fabrikalarda nasıl tartışılıyor, 1 Mayıs nasıl kutlanacak? Bülent, aslında 2015 1 Mayıs'ına iyi bir başlangıç olmuştu. Bursa'da bulunan bütün sendikalar, altı konfederasyon bir araya gelip birkaç toplantı gerçekleştirdi ve ortak kutlama yapma kararı almıştı. Ancak bugün yeni bir gelişme oldu. Geçmiş yıllarda özellikle metal iş kolunda Birleşik Metal ve Türk Metal Sendikası arasındaki tartışmalardan kaynaklı olarak Türk Metal Sendikası'nın bu yıl ki Bursa 1 Mayıs'ında farklı bir kutlama tartışmasını açtığını söyleyebiliriz. Bu da kentte kitlesel Birleşik 1 Mayıs tartışması yapılma hazırlıkları sürerken yeni bir tartışma, yeni bir bölünmeyi beraberinde getirdi. Böyle bir durumla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Yani iki ayrı 1 Mayıs mı olacak, öyle mi görünüyor? Yani bunlar çözülmeye çalışılıyor. Özellikle belli başlı sendikalar bu görüşmeleri sürdürüyorlar. İki ayrı 1 Mayıs olmaması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Evet. Ancak bugün açısından özellikle kentte 40 bin dolayında üyesi olan Türk Metal Sendikası'nın böyle bir tartışmayı açtığını,
söyleyebiliriz. Evet. Peki bu tartışmalardan bağımsız, çok kısa olmak kaydıyla temel talepler neler bugün? İşçi sınıfı neler tartışıyor? 1 Mayıs'a dönük öne çıkarttıkları talepler neler? Şimdi bu dönem tabii özellikle iş güvenliği, iş kazı, iş cinayetlerine işçilerin geçtiğimiz yıldan itibaren yaşamını yitirmeleri, bunun artması iş cinayetlerine karşı işçi güvenliğini öne alan taleplerin çok belirgin olarak sendikalar tarafından ileri sürüldüğünü ve bir başta da bu taleplerin çok önemli olacağını söyleyebiliriz. Yine emek, barış, özgürlük talepleri sendikalar ve işçiler tarafında tartışılan, öne çıkarılan talepler içerisinde söyleyebiliriz. Tabii burada özellikle metal iş kolunda Birleşik Metal İş Sendikası belli başlı metal işçilerinin geçtiğimiz grevlerinin yasaklanması, evet, grev talebinin savunulması ve hükümetin bu yasaklamalara karşı da 1 Mayıs meydanında grev taleplerinin savunulacağını söyleyebiliriz. Evet, çok teşekkürler. Kolay gelsin size de. Evet, yine sırada Diyarbakır'dan arkadaşımız Cumhurtaş var. Orada da bölge illerinde özellikle bir merkezi 1 Mayıs kutlaması yapılacak. Hemen Cumhur'dan ayrıntılar alalım. Cumhur, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bölge illerinde Batman merkezi bir 1 Mayıs kutlanacak ama bu dönemki 1 Mayıs'ın talepleri neler? Özellikle çok güçlü bir nevroz geçirdi Kürt halkı. Bunun ışığında mı kutlanacak 1 Mayıs? Sen ne düşünüyorsun? Evet, yani bu geçen günlerde Batman'da bir bölge mitingi yapılacağına dair bir açıklama yapıldı BİSK Genel İş tarafından. Ancak bu buraya ilişkin tartışmalar halen devam ediyor. Yani bölgenin tamamının katılacağı bir Batman'da bir 1 Mayıs olacağını söylemek mümkün değil. Çevre illerden 5 ilin, yani işte Diyarbakır'dan, Van'dan, Mardin'den, Şırnak'tan bir katılım olacak Batman açısından. Evet. Onun dışında diğer bölge illerinde 1 Mayıs kutlamaları gerçekleşecek. Özellikle sendikaların hem de sendikaların ortak mücadelesi gerçekleşecek. İnanılır'da yine 1 Mayıs mitingi gerçekleşecek. Dersim'de 1 Mayıs mitingi gerçekleşecek. Malatya'da ve Adıyaman'da da 1 Mayıs mitingi gerçekleştirilecek. Evet. Tabii Batman mitingine ilişkin aslında bir yönüyle hem tartışmalar hem de eleştiriler devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi güçlü bir nevroz kutlanmış. Önümüzdeki süreç hem seçimler açısından önemli bir süreç. Ve onun ötesinde aslında bu dönem bölgedeki emekçiler açısından yerlerde de önemli taleplerin olduğu bir dönem. Özellikle süreci, müzakere süreci diye tarif edilen dönemde hem sermaye açısından hem de AKP açısından bölgede ciddi saldırılar da oldu. Çünkü Türkiye'de olduğu gibi ama bu dönem itibaren bölgede de kaçar anlaştırmanın özellikle çok yaygın olduğu, bölgeyi Türkiye'nin Çin'i olacağına dair AKP tarafından teşviklerin de çok fazla yoğun olarak verildiği bir dönem. Tabi bu dönem itibariyle emekçiler açısından da bölge açısından da bir mücadele eğilimi vardı. Özellikle son dönemlerde tekstil alanlarındaki mücadele açısından, illerdeki taşeron işçilerin mücadelesi açısından önemli bir süreçti. Yerellerde de bir meclis kutlanmasına ilişkin bir tartışmada devam ediyor. Evet. Özellikle Antep açısından belki dikkat çekmek lazım. Yani bu geçtiğimiz dönemde Başpınar işçilerinin çok yoğun bir şekilde işten çıkartılması söz konusuydu. Güvencesiz ve ucuz bir çalışma söz konusu. Tabii Antep'te bu taleplerin ön plana çıktı ve öte taraftan da bildiğiniz gibi Suriyeli işçilerin de özellikle inşaat ve konfeksiyon gibi iş kollarında yaygın bir çalışılması söz konusu. Onların özellikle Suriyeli işçilerin de katılımını sağlayacak bir 1 Mayıs çalışması Antep açısından gözetilecek bu yıl açısından. Bu doğrultuda da çalışmalar var. Yani toplum aslında Türkiye emekçiler üzerindeki saldırıların aynı zamanda da bölgede de protesto edildiği, aynı zamanda sınıfın birlikte mücadele olan 1 Mayıs'ta sınıfının kendi taleplerinden bir araya geldi. Biz 1 Mayıs kutlamaları gerçekleştirdik. Ancak evet, bunun bir yönü Batman'da yapılacak bölge mitingi, öte taraftan da
çeşitli günlerde de Mayıs mitingleri gerçekleşecek. Oldu. Çok teşekkürler Cumhur. Sayın Başkan, öncelikle şunu da sorayım ben isterseniz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu merkezi bir Mayıs kutlamasını bölgelerindeki? Doğru buluyor musunuz? Tabii ki doğru bulmuyoruz. Şundan dolayı doğru bulmuyoruz. Bugün bölge illerinde, daha doğrusu bölgeye dair hükümetin politikalarının aslında orada yoksulluğu ve işsizliği çok daha artırdığını söyleyebiliriz. Yani bölge işçi sınıfı, bölgede Kürt işçilerinin hem döneminde savaşın yarattığı yoksulluğu ve işsizliği en derinden yaşadığını ifade edebiliriz. Sanayinin gelişmemiş olması, yatırımların yapılmamış olması bölgeye dair, bütün bunlar işsizliği körüklediler ve bir de 30 yıllık, 35 yıllık savaş döneminin yarattığı yoksullukla birleştiğinde bugün bölge işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı durumun çok daha vahim olduğunu ifade edebiliriz. Bunu nerelerden söyleyebiliriz? Biliyorsunuz bölgesel asgari ücret tartışmaları bunun bir yanıydı. Bu Türkiye'nin dört bir tarafı için, yani sanayisi gelişmemiş ve işsizlik oranı yüksek bütün illeri için geçerli ama asıl olarak bölgeye dair bir kalkınma planının parçası olarak hükümet değerlendirdiği için ve bölgeyi de Türkiye'nin Çin'i yapma iddiasıyla hareket ettiği için bölgeyi Türkiye'nin Çin'i nasıl yapacak? Daha az ücretle, daha çok çalışmayla, daha güvencesiz çalışmayla bütün o işçileri orta çağın ya da o kapitalizmin ilk koşullarının kölelik koşullarında çalışmaya mahkum ederek böyle bir politikayı hayata geçirebilecektir. O zaman bölgede işçi sınıfının karşı karşıya kaldığı sorunlar gün geçtikçe derinleşmekte ve şimdi bir de hani kısmen sıcak çatışmanın yaşanmıyor olması sebebiyle emek sorunlarının da biraz daha öne çıktığı, biraz daha görünür olduğunu ifade edebiliriz. Diğer demokrasi sorunlarının yanı sıra emek sorunlarının da artık ulusal kimlik sorunlarının yanına konduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla böyle bir gelişme mi gözlemliyorsunuz tabii siz? Tabii ki. Yani bölgede de işçiler ve emekçiler arasında kendi haklarını almak, öncesinde kendi hak mücadelesi. Biraz ulusal hareketin gölgesinde mi kalıyordu? Yani tabii. Bir sıcak çatışma dönemi vardı. Dolayısıyla bir inkar vardı. İmha politikası vardı. Bütün bunlar da hani şeydir, bir öncelikli ihtiyaç, bir kimlik olarak var olma mücadelesinde daha geri plana, sınıfsal şeyler daha geri planda kalıyordu ama bugün ulusal kimlik mücadelesinin yanına artık bir emek alanına dair taleplerini de daha yoğunlukla koyduklarını söyleyebiliriz. Yine Türkiye'de olduğu gibi Antep gibi illeri düşündüğümüzde göçmen işçiliğin çok yaygın yaşandığı iller bunlar. Suriye açısından bölgede yaşanılan bir savaşın sonucu olarak. Bu açıdan da hem Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak Kürt işçilerinin ve emekçilerin yaşadığı sorunların için mücadele, bir diğer taraftan da internasyonel birliğin sağlanması için, bölgede de bu birliğin sağlanabilmesi için bu 1 Mayıs'ın bir olanak olarak değerlendirilmesi gerekiyor ve bu burada da en yaygın bir şekilde Kürt işçi ve emekçilerinin bu 1 Mayıs'ı bir mücadele günü olarak hem kutlama hem de değerlendirmesinin yolunun açılması gerekiyor. Ya bu merkezi 1 Mayıs kararı Kürt illeri için bu da çok herhalde hayata geçmeyecek. Evet, yine yani sınıfın sizde gündeminde olan sorunların derdine derman olacak bir karar değil. Sonuçta ya hemen şeyde yine geleceğiz, Soma katliamına dönmüş olacağız ama Soma katliamının hemen ertesinde Şırnak madenlerinde göçme olmuştu. Açık ocaklardı biliyorsunuz. Ve orada gördüğümüz manzara korkunçtu. Yani bildiğiniz bu bidonlara, plastik bidonlara insanlar oturtturuluyor. İple bildiğiniz kuyudan su çeker gibi makara mekanizmasıyla aşağıya ocağa çalışmaya indiriliyor bunlar. Ve bir lokma ekmeği alabilmek için de insanlar bu koşullarda çalışmaya razı. Ben sadece hani yüzlerce fotoğraftan sadece bir tanesini anlatmaya çalıştım burada. Antep'in sanayi bölgelerine bakın, Kayseri sanayi havzalarına bakın, Diyarbakır, Şırnak, hakeza, Adıyaman, bütün buralara, Maraş, bunlar sanayinin yeni yönelimlerinin olduğu ve teşvik aldığı yerler ve aynı zamanda işçi sınıfının da buralarda geliştiği yerler ama işçi sınıfının sorunlarıyla birlikte geliştiği yerler. Bütün bunların daha görünür olması ve buradaki işçi sınıfının da kendi talepleri etrafında mücadeleyi geliştirebilmesi için bu 1 Mayıs'ın yani buralarda Kürt kutlanması gerekir. Kürt çok yaygın bir 1 Mayıs kutlaması. Evet, gereklidir. Bizi bekliyor herhalde. Zaten Cumhur'un aktardığı bilgilerden de öyleydi. Artık şu noktaya geldi galiba işçi sınıfı. Yani sendika merkezlerinin, yani bu hem kendisini yakında hissedebilir,
bugüne kadar mücadelesine saygı duyduğu da olsa, eğer sendika merkezleri kendi talepleri, çıkarları dostuna hareket ediyorsa, artık sen bir kardeşim bir dakika dur, benim çıkarım burada, ben bu 1 Mayıs'ı yerelde kutlama, benim çıkarlarım için taleplerim daha hayırlı olacak deme noktasına geldi galiba. Tabii yani sadece işçiler diyelim ki hükümetin politikalarını sorgular durumda değil. Hükümetin politikalarının karşısında sendikaların almış olduğu tutumları da sorgulamaktadırlar. Evet. Yani iş yerindeki iş yeri temsilcilikleri seçimleri, toplu sözleşmenin imzalanma biçimleri, grev kararlarının alınma ve uygulanış biçimleri, sendikaların günlük işçinin yaşamıyla ne kadar haşır neşir olduğu meseleleri, bütün bunları artık işçi sınıfı irdeler halde, bunları sorgular halde, memnun değilse bir arayış içerisine giriyor. Yani bir tarafta sendika değiştiriyor, diğer tarafta kendi iç örgütlenmesini kurarak bu sendikalara müdahil olmaya çalışıyor. Bu açıdan da yani şunun bir anlamı yok diye düşünüyorum. Kuşkusuz sendikal, tam doğru tanım mıdır bilmiyorum ama, kirlenmişliğin açığa çıkması açısından bugün kimi sendikaların almış olduğu tutumun teşhiri önemlidir hakikaten. Hani kimi sendikalar vardır ki işte bugün emekliler maaşlarına zam alamamışlarsa bir sendikanın memur senin toplu sözleşmeye attığı imza nedeniyle bu emekli maaşlarına zamlarını alamamışlardır. Buna benzer sendikaların, işverenlerden yana tutum alan sendikaların tutumlarını teşhir açısından kimi tutumlar önemlidir. Ama ancak yani işçilerin şunu anlamasını beklemesin sendika yönetimleri. Efendim DİSK varsa Türk İş ben orada olmam. Ya da Türk İş'e bağlı sendikalar varsa DİSK'im ben orada olmam. Ya da işte KESK varsa kamu senin ya da memur senin ben orada olmam. Ya da kamu sen varsa KESK'im ben orada olmam tutumunu işçiler ve emekçiler makul göremiyorlar. Göremezler de zaten. Sonuçta hani karşı karşıya kaldığı problemlerin çözümü için bir mücadele beklentisi içerisinde ve sendikaların da buradan bir tutum almasını bekliyor. Bu beklentiye cevap verecek bir tutum değil ki bu. Yani kendi mücadelelerini bu sendikal rekabete kurban etmiyorlar. Tabii ki, tabii ki. Evet. Etmemeleri de gerekiyor. Sonuçta bu işçinin hayrına, emekçinin hayrına bir tutum değildir. Bu açıdan da sendikaların bu durum, bu özellikle şu dönemde bunu bir kez daha dikkate alması gerekir ve daha sorumlu davranması gerektiğini, daha sorumlu tutum alması gerektiğini söyleyebilirim. Evet, isterseniz hemen yine bir telefona dönelim. Arkadaşımız Arzu Erkan hattımızda, Kocaeli'den. İyi akşamlar Arzu. İyi akşamlar Bülent. Sen hem bize Kocaeli'den biraz bahsedeceksin hem de Gebze'den bahsedeceksin. Çünkü Gebze'de Türkiye'nin çok önemli işçi merkezlerinden bir tanesi. İstersen önce Kocaeli'den başlayalım. Kocaeli'deki 1 Mayıs hazırlıklar neler? Sonra da Gebze'ye geçelim. Bülent, şimdi Kocaeli'nde sendikalar açısından aslında işçi sınıfının birlik mücadele dayanışma günü 1 Mayıs'a ilişkin henüz bir hazırlığın olduğunu söylemek mümkün değil maalesef ki. Kocaeli'nde hala sendikaların tutumunu belirsizliğini koruyor. Yani DİSK, KESK, Kocaeli Tabip Odası ve TUMOB'un 1 Mayıs'ta İzmit'te alana çıkma kararı var. Ama orada da maalesef ki hala yani buluşma noktasının neresi olacağı konusunda anlaşamadıkları gözleniyor bu dört yapının da, sendika ve emek örgütünün. 21'inde 21 Nisan'da siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirecek bu dört yapı. Ve oradan da aslına bakarsan 1 Mayıs'ın hangi alanda, yani Cumhuriyet Parkı'nda mı yoksa Perşembe Pazarı'nda mı kutlanacağına ilişkin bir karar alacaklar. Evet. Dolayısıyla da aslında 1 Mayıs'ta 9 gün kala böylesi bir toplantı ve bir kararlaşma süreci gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla da kentte aslında 1 Mayıs'a ilişkin bir havanın olduğunu söylemek, yani bir tartışmanın, bir çalışmanın olduğunu söylemek kent merkezi açısından maalesef ki mümkün değil. Yine alan tartışmaları üzerinden şekillenen 2015 1 Mayıs'ının taleplerine ilişkin örneğin tartışmaların sürdürülmediği bir ortam var. Sendikalar cephesinden bunu söylüyorum aslına bakarsan. Evet. Dolayısıyla da İzmit merkezi açısından, Kocaeli açısından tablo böyle. Gebze ise tam tersi, farklı bir tutum olduğunu söylemek lazım. Yani Gebze Sendikalar Birliği bu sene 2015 1 Mayıs'ında ortak alana çıkma kararı aldı. Bu tabii Gebze'li işler açısından önemli. Yani özellikle metal grevinin hükümet tarafından yasaklanmasının ardından çokça tartışmalar yaşanmıştı aslında. Özellikle işçiler, ileri işçi kuşakları içerisinde sendikaların
tutumuna ilişkin, sendikal demokrasi tartışmalarına ilişkin. Dolayısıyla da hani bu iş kolunun burada son derece güçlü olduğunu da düşünürsek aslında tabanın da 1 Mayıs'ın Gezi'de kutlanması yönünde bir eğilimi olduğunu söylemek mümkün. Yani aşağının da gösterdiği bir talebin sonucu olarak Gezi Sendikalar Birliği böyle bir karar almış durumdalar. Evet. Yani 1 Mayıs günü işte saat 10'da Trofa Meydanı'nda buluşup Gebze Meydanı'na yürünecek. Evet. Ve işte ortak afişler çıkartılacak, ortak bildiriler dağıtılacak. Yine Gebze Sendikalar Birliği'ni oluşturan sendika ve emek örgütleri tarafından. Evet. Kocaeli'nde de aslına bakarsan Türk İş içerisindeki sendikaların bu dönem işte Gebze'de olma yönünde bir eğilimi olduğu söyleniyor. Ama biraz önce de ifade ettim. Yani hala bir netlikten bahsedemiyoruz maalesef ki. Ben bugün de aradım Türk İş bölge temsilcisini. Ama hala karar veremediklerini, Gebze'de mi olsunlar ya da işte İzmit merkezde mi olsunlar, buna ilişkin tartışmaların hala sürdüğünü ifade ediyorlar. Evet. Bunu aktarmak mümkün bugün açısından. Anladım. Çok teşekkürler. Kolay gelsin sana. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Kayseri'den Ferhat Kiş arkadaşımız attığımızda Kayseri'de bir mesajlık nasıl gidiyor soracağız. İyi akşamlar Ferhat. İyi akşamlar Bülent, iyi yayınlar. Teşekkürler. Orada durum nasıl? Orta Anadolu'nun en büyük işçi kenti yine Kayseri. 1 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor? Evet, şimdi Bülent bahsettiğin gibi Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük işçi kenti. Aynı zamanda memur ve gençlik kenti aslında. Yani bu bakımlardan bu bahsettiğimiz 3 bileşen aslında ve kadınlar da dahil biraz Kayseri'nin şeyini belirleyecek, 1 Mayıs'ını belirleyecek, damgasını vuracak bu anlamda. Evet. Şimdi yani Kayseri'de geçmiş yıllarda olduğu gibi bir ortak 1 Mayıs olacak. Başka bir 1 Mayıs kutlaması yapılmayacak. Mimar Sinan Parkı'nda, Kayseri Mimar Sinan Parkı'nda yapılacak bu. Yürüyüş alanı buradan başlayacak fakat 1 Mayıs alanına gelene kadar 3-4 ayrı koldan bir yürüyüş planlaması var. Yani farklı sendikalar farklı alanlarda ya da siyasi partiler, meslek örgütleri farklı yerlerden toplanarak ortak yürüyüş alanına geçecekler. Evet. Böyle bir plan var Kayseri açısından. Şimdi işçilerin katılımı bakımından bahsedecek olursak. Çok kısa alayım onu da. Evet, şöyle bir durum söz konusu. Yani Kayseri'de biliyorsunuz Birleşik Metal İş'te örgütlenme süreci yaşayan CHA ve ODS, Ortadoğu Döküm Sanayi işçileri var. Onların katılmasına dair bir planlama yapılıyor. İşçiler kendi arasında nasıl katılacaklarını tartışıyorlar. Genel işle beraber genel işin il şeyinin bulunduğu yerde, sendikanın binasının bulunduğu yerde toplanacaklar ve 1 Mayıs alanına yürüyecekler. Tabii bir taraftan biliyorsunuz yakın bir zamanda Boytaş işçileri, Boydak Holding'e bağlı işçiler bir iş bırakma gerçekleştirdiler. Onlar da kendi içerisinde 1 Mayıs'a nasıl katılacaklarını bir taraftan tartışıyorlar. Son cümlelerini alayım Ferhat çünkü programımızın da sonuna geldik. Yani burada da Kayseri'de de Hak İş, Kamu Sen gibi farklı şeyler, bileşenler Kayseri'de kutlama ama başka illerde kutlama yapacaklar. Anladım. Çok teşekkürler. Hemen İzmir'e dönelim. Gürsoy Turan hattımızda. Gürsoy iyi akşamlar. İyi akşamlar. Senden de mümkünse çok kısa olmak kaydıyla İzmir'deki 1 Mayıs hazırlıklarını alalım. İzmir'de 1 Mayıs bu sene yine emek ve demokrasi güçleri olarak bildiğimiz Türk İşçi Ses, TUMOK, Çalıştılar Odası, Birleşik Kamu İş başvurusuyla gerçekleşecek. Evet. Birleşik bir 1 Mayıs olacak. Tabi bu her sene olduğu gibi bu yılda 1 Mayıs'ın birleşik olmasını engelleyen tutum ve girişimler oldu. Evet. Bir yandan 1 Mayıs'ı bir ulusal bayram gibi algılayan ulusal kesimlerin şeyi tutumu, diğer taraftan da 1 Mayıs'ın yalnızca solcuların bir mücadele gibi bayram olarak algılayan sendikal anlayış çizginin baskısı oldu. Daha doğrusu Türk İş'in çağrısıyla bir araya gelen bu 1 Mayıs'ı kutlayan örgütlerin 1 Mayıs'ı İzmir'de birlikte kutlama ya da gerçekleştirme kararı aldıktan sonra özellikle ses içerisinde, ses genel merkezinin de İzmir'de yaptığı şu veya kaplamanın idareci üzerinden 1 Mayıs'ı görme, bunun işte gerekçesi olarak da Birleşik Kamu İş, Türk İş
gibi sendikalardan gelen ulusalcı eğilimler üzerinden bir şeyle görmek istediler. Gerek ses içerisinde hani birleşik bir emek ücreti ve 1 Mayıs kutlamasını İzmir'in daha önceki 1 Mayıslarında ve sendikam cihazında sendikalar bildiğinde farklı konfederasyonlardan sendikalarla birlikte hareket etmiş üyelerin gerekse Türk İş'in içerisinde Türk İş yalnızca konfederasyon başkanından ibaret değildir diyen ve Birleşik Mücadele'den yana olan üyelerin şeyiyle İzmir'de 1 Mayıs, Birleşik bir 1 Mayıs olarak kutlanacak. Evet. Saat 1'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek. Bunun dışında İzmir 1 Mayıs'ta açısından önemli bir şey, bu sene 1 Mayıs'ta ilk defa katılacak önemli sayıda bir patron üstüsü göreceğiz. Evet. Sendikalaşarak katılacaklar. Bunlar bir kısmı belediyelerde çalışan patron üstüler. Genel işte Bornova'da 1000 kadar işçi örgütlendi. Ama bunun dışında belediye işçi örgütlenen işçiler var. Bayraklı'da. Evet. Toparlayalım istersen Gürsoy. Bir diğer şey de hastanelerde sağlık için daha önce 9 Eylül Hastanesi'ndeki patron üstlerin örgütlenmesi üzerinde sağlık iş ilmi süresinin şekillenmesine paralel bir şey olacak. Yani etkili bir katılım oradan olacak. Evet. Bunun dışında bir de İzmir'de sanayi havzalarında ve yaklaşık 9 ilçede o gün işte alan ülkelerde, yerellerde kutlamalarla Gündoğdu Meydanı'na gelecek. Anladım. Yani bir başka şehirdeki not olarak son notunu alayım, son not olarak alayım. SFD'yi direnişi var. Orada bir işçilerin ilk defa katledeki şeylerinden birisi. Evet. Yine önemli kuruluşlardan Tekstil Tüpraş, top sözleşme sürecinde ve işverenin mesai saatlerini arttırmak önündeki bir dayatmasıyla başladıkları eylem öncülü ve süreci var. Onlar dikkat çeken bir hazırlık içindeler. Evet, programımızı kapatmamız lazım. O yüzden kısa kesmek zorundayım. Epey yaygın bir kutlama yapılacak İzmir'de anlaşılan. Evet. Çok sağ ol katıldığınız programımıza. Evet Sayın Genel Başkan, sizi de bekletti biraz, kusura bakmayın. Farklı illerden bilgiler almak kaydı. İstersen sen onları bir değerlendirin son olarak. Hem seçimlere dair söylemek istedikleriniz varsa kısaca 1 Mayıs bağlantı olarak onları alayım. Programımızı kapatalım. Bu aldığımız bilgiler gerçekten önemli. Türkiye'nin dört bir tarafında yaygın 1 Mayıs kutlanması, işçi sınıfının taleplerinin daha görünür olması, birliğinin daha görünür olması, dayanışmanın sağlanması açısından önemli. Şimdi artık seçim beyannameleri ortaya çıkmaya başladı siyasi partilerin. AKP Başbakan Davutoğlu beyannamesini açıkladı, CHP açıkladı. Ve burada en dikkat çeken şey bu partilerin seçim beyannamelerinin aslında sermayeye güven veren beyannameler olması. Özellikle 12 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yöneten ve her alanda iktidar olan AKP'nin seçim beyannamesinde de en dikkat çeken şey sermayenin güvenini alan bir beyanname olması. Ve burada da ekonomide de üç şeye dikkat çekmişler. Ben hani bunu özellikle kısaca beyan etmek istiyorum, evet, bildirmek kesin istiyorum işçilerin, emekçilerin hayatı açısından. İşte dalgalı döviz kurunu tercih edeceklerini, işte Merkez Bankası'nın özelliğinin önemli olduğunu ifade ediyorlar ve teşviki devam ettireceklerini, sermayeye güven verecek teşviki devam ettireceklerini söylüyorlar. İşçilerin, emekçilerin yaşamına gelince, yani bunların yoksulluğu nasıl çözülecek? Yoksulluğu düşündüğümüzde yoksulluğun çözüm için işsizliğe nasıl çare olunacak? İşte işçilerin ücretlerine nasıl çözüm üretilecek? Ve halkın günlük tüketim maddelerine nasıl çözüm üretilecek? Bunlara dair görünür bir şey yok. Yani onlar bir hayallerinde bir Türkiye kuruyorlar ve bu hayallerinin Türkiye işçilerinin ve emekçilerinin gerçekliğiyle bir alakası yok. Bu açıdan da işçi ve işçi sınıfımıza, emekçi halk kitlelerimize, emekçilere şunu buradan ifade etmek istiyorum. 1 Mayıs bunun için bir olanak. 8 Mart'ta, 21 Mart'ta yakaladığımız ivmeyi 1 Mayıs'ta daha ileriye taşıyalım. Ama seçimleri de düşündüğümüzde, seçimler geçtikten sonra 8 Haziran'dan sonrasında düşündüğümüzde bütün sınıfın unsurlarının, sınıfın bütün bölümünün
bu memleketin yönetimine dair sözünü söyleyeceği bir siyaseti üretmesi gerekmektedir. Evet, Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bu akşam Emek Forum'da konuğumuz Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Selma Gürkan'dı. Kendisiyle hem Soma davasının birebir tanığı olduğu için onu konuştuk biraz. Hem 2015 1 Mayıs'ına dair partisinin görüşlerini bizlerle paylaştı. Hem de Türkiye'nin çeşitli illerinden arkadaşlarımızla oralardaki 1 Mayıs çalışmalar nasıl gidiyor? Bu konuyu sizlere ekranlarınıza getirdik. Önümüzdeki haftalarda 1 Mayıs'a kadar Emek Forumu olarak 1 Mayıs tartışmaya devam edeceğiz. Ama bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek umuduyla hayatta kalın.